Evet, merhaba. Engin abiciğim. Merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba. Merhaba. Bugün geçmişten günümüze Silivri Ayaküstü Sohbetler programımızın 6. bölümünde birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz koltuğunun altında sayısız karpuz sığdıran ama bunlar bilinmeyen Engin Erkuş. Hoş geldin Engin Hocam. Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili kardeşlerim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Önce bir pandemi olayımızı şöyle evet, bir atlatalım. Pandemiden dolayı mesafemizi çok koruyarak şunları müsaade ettiğin için teşekkür evet. ederiz Engin ben abi. Teşekkür ediyorum. Evet, Engin Erkuş kim? Engin Erkuş, 1952 Silivri doğumlu. İlkokulu Turgut Reis İlkokulu'nda, ortaokulu Silivri Ortaokulu'nda ve ortaokuldan sonra İstanbul Köğretmen Okulu'nu 1971 yılında bitirdim. Öğretmenlik olarak ilk görev yerim Adıyaman ili Merkez Hacı Halil Köyü'nde 3 yıl kaldım. Sonra 3 yıl Tekirdağ Malkara, 5 yıl Silivri'ye döndüm tabii. 5 yıl Silivri Kavaklı Köyü'nde, Kavaklı İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptım. Sonra bir ihtilal zamanı, 12 Eylül ihtilal zamanı, öğretmen fazlalığından İstanbul'a gönderildik. Bir 14 ay kadar İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra Silivri Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'ne müdür yardımcısı olarak atandım. 1992'de de müdür olarak göreve başladım aynı kurumda. 97 yılının 30 Ağustos'unda da emekliliğimi istedim, emekli oldum. Bu arada tabii sevgili Ufuk kardeşim meziyetlerinden bahsederken ben öğretmen okulu mezunuyum. Öğretmen okulları eskiden hani köy endüstrileri vardı ya, köy endüstrilerinin devamı olan öğretmen okulları 7 yıllık ve 3 yıllık olarak vardı. Ben İstanbul Köğretmen Okulu'ndan 3 yıllık olanından mezun oldum. Çok kıymetli hocalarımız vardı. Tek tek sayarsam çok olur ama en önemlilerinden birisi Ekrem Zeki Ün, İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör'ün oğlu. Resim öğretmenlerimiz Selahattin Taran'ından tutun, İbrahim Hidayet Gülenler, şimdi sayamayacağım birçok öğretmenimiz vardı ve çok sağlam eğitim verildi bizlere. Bunun neticesinde öğretmen okulunu okurken resime ve tabii ki ana dalımı olan müziğe merak saldım. 1967 yılından itibaren, 66-67 yılından itibaren müzik çalışmalarıma başladım ama 1968'de daha küçücük bir çocukken profesyonel oldum. Çaldığım müzik aleti trompet idi. İstanbul'daki birçok hem amatör hem profesyonel orkestralarda müzik yaptım. 1970 yılında Silivri'de o zamanlardan bilenler bilir, bir Soydaşlar diye bir orkestra kurduk. Sevgili arkadaşlarım Sadi Yorulmaz, saksafonda Sadi Yorulmaz, ben trompet çalıyordum. Tekin May gitar çalıp şarkı söylüyordu. Aydın arkadaşımız, namı değer, yiğit lakabıyla anılır, Köpek Aydın, bizim çok sevimli arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, 1974 yılında vefat etti maalesef. Sonra 1900, bu arada İstanbul'da da çalışmalarım oldu. O Soydaşlar dedin de, o Dalga Kıran'a yazılan Soydaşlar, yazılan, evet, değil mi? Evet, Dalga Kıran'da kocaman bir Soydaşlar yazısı vardı. Demek hatırlıyorsun, bravo. O yazıyı da sen mi yazmıştın? Evet, sen yazmıştın. Hmm. Tabii az önce müzikten bahsederken bizim resim öğretmenlerimiz, bizde ayrıca bir yazı dersi vardı.
kaligrafi, kaligrafinin kelime anlamı Yunanca bir kelime. Kali güzel demek. Hani kalimera, kalispera gibi. Güzel yazı gibi bir şey. Evet. Grafi de zaten yine Yunanca bir kelime. Yazı demek. Birleştirildiği zaman kaligrafi. Sonra ben bu kaligrafiyi çok sevdim ve geliştirdim. Daha sonra bu müzik yaşantının içindeki bu çalışmalarını daha sonraki bölümde açıklarız. Müziğe gelecek olsam 1975 yılında Denizaltı Orkestrası'na geçtim. Hem trompet çaldım orada hem şarkı söyledim. 2-2,5 yıl kadar beraber çalıştık. Sonra Denizaltı Orkestrası'ndan ayrıldım. Yine bir arkadaşlarımızla birlikte grup Albatros'u kurduk. Orada da orada sen hatırlarsın kimler vardı. Yine Vedat abi galiba vardı. Tabii Vedat bas vardı. Gitarda, bas gitarda Vedat. Ömer abi, Ömer Çetin. Ömer vardı. Sabahattin Çetin. Hırçın Haşin davulcumuz. Evet. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Zeki Özek de bir assubay arkadaşımız vardı. O kulis trombon ve klavye çalıyordu. Albatros da bayağı popüler bir gruptu evet, o dönemlerde. Evet, tabii o zaman gerçekten da. Gerçekten gençlere hitap eden çılgın bir tabii, tarzı tabii, olan. Tabii 22 yaşındayız. Müzik kalitesi 18-20 yaşında. Kalitesi yüksek. İstanbul'dan arkadaşlarımız gelmişti işte o zaman. Bas gitarda da unuttum şimdi aklıma geldi. Osman diye bir arkadaşımız vardı. Bizim Rumlardan kalma evimiz biliyorsunuz eskiden kalede. Oralara gireceğiz abi. Oralara o, girme o, şimdi. Yok yok. Orada sonra kalıyorduk üst katında. Onlara. Orkestra çoğunluğu elemanları İstanbul'dan gelmişti orada 70 yılında. Orada kalıyorduk annem rahmetli. Evet. Bize şey orada yapıyordu. Çalışıyordunuz. Orada çalışıyorduk. 77'de Denizaltı Orkestrası'ndan ayrıldık. İşte bahsettiğim Albatros Orkestrası'nı kurduk. Erdoğan Eren, Vedat Akıncı, Ömer Sabahattin Çetin, ben, Zeki Özek. Evet. Gayet güzel bir gruptu. Sonra bazı arkadaşlarımız, Zeki'nin tayini çıktı rahmetlerin. Erdoğan da askere gitti. O grup da aldı ama. Ha, ya, pardon. Evet, pardon. Evet, şimdi evet. Esas tabii vokalistler var. Tabii. Unutmuyorsun, bravo. O dönem için tabii. Çok önemli bir yenilikti. Birgül Özalp ve tabii, kesinlikle. Sibel Alataş, şimdi Alataş, o zaman Pastoru. O zaman da ufacıklardı. Çok güzel şarkılar söylemişlerdik onlar. Mesela zamanın parçalarından bir tanesi Rasputin'di. Hem İngilizce söylüyorduk onu hem de Türkçesini söylüyorduk. Unutulmaz şarkısı. Tabii. Dansıyla birlikte falan. Güzel işte Üsküdar'a giderken o parçanın versiyonu. Üflemeli çalgılar orkestrada müziğin tabii çok arttırıyor. Çok yükseltiyor. Tık, tabii. Evet. O zaman trompet trombon var. Daha önceki orkestramızda yani saksafon trompetti. Keyfi de arttırıyor, tabii. Kaliteyi de arttırıyor. Sadi kulaklar için olsun şu anda Datça'dalar. Oraya yerleştiler. Müziği ara sıra yapıyor. Ama ben hala yapma gayret gösteriyorum. Sonra 1979 senesinde tek çalışma yani One Man Show dedikleri tek çalışma başlayınca ben de tek çalışmaya başladım müzik hayatımı. Sonra İstanbul'dur. Peki Engin abi, birlikte çalıştığın önemli sanatçılar arasında kimler vardı? Onlardan da bahsedebilir miyiz? Yani İstanbul'da çalışırken tabii Zeki Müren, Bülent Ersoy haricindekilerin hemen hepsine eşlik ettiniz. Çok isterdim. Beraber çalıştık. Eşlik başka şey tabii yani. Beraber çalıştık, aynı programlarda olduk. Evet. Ama eşlik olarak İbrahim Tatlıses'e çok eşlik ettim. Yani şimdi Müzeyyen Senar'a bahsetmiştin. Tabii şimdi Müzeyyen o Müzeyyen ablamız, Müzeyyen Senar o tabii başka bir ekol, başka bir boyut. Çünkü Türk müziğinde herkes yani tüm sanatçılar, Zeki Müren de dahil, Müzeyyen Senar gibi okumak ister. Onun tarzı evet. Tamamen hepsinin tarzı. Hatta Bülent Ersoy ilk çıktığında ben bile ayırt edememiştim. Evet. Çok benziyordu acaba, sesleri değil tabii mi? Biz çok samimiydik Müzeyyen Senar'la. Ablamız bizim.
Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Yoksa düşmeseydi Müzeyyen abla daha yüzü çoktan şey yapardı, devirirdi. Bu müzik hayatımda yıllar içinde bu tek çalışma benim için büyük avantajlar sağladı. Yurt dışına 1985'te ilk kez yurt dışına Rus gemisiyle çıkmıştım. Evet. Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya'yı kapsayan bir turdu bu. Buralarda hem gemide program yaptık hem dışarıdaki orada misafirlerimize oradaki halkla birlikte programlar evet. yaptık. Bu uzun sürdü. Bunun içinde yani ben Yunanistan'ın tümünü, İtalya'nın tümünü, tüm Adriyatik kıyılarını ve Akdeniz'in şeyine kadar Mısır'ına kadar hepsini yani bugün piramitleri falan 1988'de yani, gördüm. Şöyle denizin ulaşabildiği, denizin kıyısının olduğu gemiyle gidilebilecek her yere gittin hemen evet, hemen. O zaman tabii, öyle anlıyoruz. Değil mi Lütfü abi? İlk gittiğimiz gemiler şeydi. Yani Rus gemileriydi. Sonra da 2000 yılların başında, 2000 yılından itibaren 6 kez de deniz ticareti, İstanbul Deniz Ticaret Odası'nın yani armatörlerle beraber şeyde Pire'de bulunan deniz ticaret odalarının ortakla şey yaptığı bir fuar var. Posidonia Fuarı diye. O fuara gittik 2 yılda bir. Ve orada Yunanlara konserler verdik. Kızım da biliyorsunuz şarkı söylüyor Seda. Hem yurt dışındaki programlarımızda hem yurt dışındaki çalıştığım birçok yerde Seda ile beraber program yaptım. Örneğin İstanbul'da Alageyik restoranda çalışırken yani sonra ismi 1998'den sonra Reyna oldu biliyorsunuz. Orada Seda da 12-13 yaşındaydı. Piyanoya boyu bile ermiyordu. Hatta şaşırıyordum millet vokalist nerede diye. Seda'nın boyu o kadar ufaktı. Göremiyordum tabii, bakınca şeydekilere. Sesi de altı olduğu için zannediyorlarmış ki büyük bir şey kadın söylüyor şarkıyı diye. Hatta Hakan Ural bakınmış. Sonra dedi şey mi söylüyor bu kız mı söylüyor dedik. Evet ya dedi kadın söylüyor zannettim dedi. Yani hala tabii Seda'cığımın sesi de çok güzeldir. Çok beğenilir. Bazen de kıskanıyorum. Tabii neden kıskanıyorum? Şey ne de olsa bayan sesi. O çıktığı zaman evet. Tabii ben böyle ikinci planda kalıyorum. Erkek sesi onun ikinci için, planda kalıyor. Tabii ki. Tabii ne derler? Evet. Para sesi, su sesi, kadın sesi diye. En uzun çalıştığın yer Alageyik mi olmuştu? Hayır. Abi? En uzun çalıştığım yer gemi, Taşkent diye bir gemi. Nasıl olsa artık reklamına gerek yok. Çünkü artık söylenmiyor. Evet. Yani çalışılmıyor. Evet. Reklam yapabiliriz. 22 yıl çalıştım gemide. Oo. Boğaz'da şeyde yüzer gezer bir restorandı evet. O. Engin abi Boğaz'da birkaç defa dinledim. Öyle mi? Alageyik'te dinledim. Taşkent'te dinledim. Hasır'da. Hasır'da. Bir yerde daha neredeydi? Bir yerde daha. Dört yerde dinlemek nasıl olmuş? Sevgili dostlar ben uzun süreli çalıştım. Çünkü çalıştığım patronlarımla hep iyi geçindim. Müşterilerimle kimseyle bir sürtüşmem olmadı. Patronlarımla çünkü biz bir aileyiz. Çoğunlukla gittiğimiz yere aileyle beraber gittiğimiz için başka bir sevgili eşim Kamile de tabii beni her türlü hazırlıyordu. Gittiğimiz her yerde Alageyik'ten bahsettim. Orada 7,5 yıl çalıştım aralıksız. Orada özellikle orada birçok sanatçıya biraz da mecburen eşlik ettim orada. Adnan Şenseslerinden tutun birçok yani şu anda aklıma gelmeyen. Evet. Çünkü o zaman Alageyik restoranı İstanbul'un bir numarasıydı. İşte yanımızda sortiler, şeyler, zihniler, evet. İşte gardanyalar. İstanbul'un en popüler mekanları Türkiye'nin. O zaman ülkenin en popüler mekanları. Bu mekanlarda özellikle ekaliyet dediğimiz yani Rum, Ermeni ve Yahudiler orada gelip bir şey yapıyorlardı. Musevi vatandaşlarımız. Orada düğünlerini, derneklerini yapıyorlardı, toplantılarını yapıyorlardı.
Başlarda tabii bir Fransız mutfağı uygulanıyordu orada. Sonra Fransız mutfağı, Türk mutfağı ağırlıklı oldu. 1998'in 28 Haziran'da devrettik orayı. Sonra, bir dakika abi, şimdi şey düğün oldu. Dernekten bahsedince, şimdi benim düğünümde Silivri Spor Kulübü'nde yapıldı benim düğünüm. Benim düğünümde Engin abi çaldı. Ondan sonra çocuklarımız oldu. Çocuklarımızın sünnet düğününde yukarıda Şel'de Atakulların yerinde. Orada da yine Engin abi çaldı. Çok kimseyi evlendirdik vallahi. Evet, yani evet. Artık Silivri'de herhalde birçok ailenin ve çocuğun evet, düğünlerinde eşlik kesinlikle, evet. Kesinlikle vardır. Evet. Evet. Sevgili kardeşim işaret ediyor, bir ara verelim diyor. Evet. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz. Evet, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Engin abi, ikinci bölümde isterseniz Fatih Mahallesi'ndeki yaşantınızdan, yani çocukluğunuzun geçtiği yerden mi başlayalım? Ne dersiniz? Hayır, oradan başlamayalım. Nereden? Nereden geldiniz? Evet. Şimdi yani o çok aslında, evet, çok bir nüans var orada. Evet abi, kaldığımız yerden devam edelim. Silivri'ye geliş nereden başlıyor? Şimdi dedim ya, Silivri Fatih Mahallesi doğumluyum. Mahalle kültürünü çok güzel yaşadık. O mahalledeki o dokuyu, o insanların birbirini sevmesini. Çünkü hemen hemen bizim mahallede patriotlar dediğimiz, yani Yunanistan'da 1924 Lozan Mübadelesi ile gelenler çoğunlukta. Özellikle bizim akrabalarımız. Burayı biraz daha basarak girelim. Evet. Çok önemli. Mesela madem öyle başa geçelim. Benim ailem 1924'te Lozan Mübadelesi ile Yunanistan'ın Kozani ilinin şimdiki ismi Neapolis, eski ismi Nasliç olan, eski ismi Labanovo, yeni ismi Smendro olan köyünden gelme. Zaten mahalle olarak hem Rumların hem Yahudilerin ve hem de Ermenilerin boşalttığı evlere bizi verdiler. O zaman tabii benim küçüklüğümde o ahşap evler hepsi duruyordu. En yeni bina diyeceğim bina Silivrilerin evli idi. İstanbul, sonra herhalde bahsedeceğiz ondan. Evet, bahsedeceğiz. Çok güzel bir evdi. Tabii biraz daha ilerimizde Sarıbekir ailesinin evi vardı. Daha çarşıya doğru olan bölümde de Onaterlerin evi vardı yeni olarak. Diğerleri ise daha sonra onarıldı. Biçen ailelerinin, yani Ali Biçen akrabam olur, onların evi. O diğer evler biraz daha metruktu yani. Mesela bizim ev 4 katlıyken rahmetli babam onu 3 kata indirir. O da ömrü vefa etmedi. 64'te kaybettik babamızı. Cemal Arkış, namı değer Patriot Cemal. Patriot kelimesi tabii birçok yerde söyleniyor. Esasında eski Yunanca'da da Latince'de de geçen bir kelime, vatansever manasına geliyor. Tabii ilk geldiklerinde ailelerin büyük bir bölümü, yani %90'ın üzerindeki kişiler, yani gelen kişilerin biraz okumuş, hani kelime tabiriyle mürekkep yalamış olanların dışında Türkçe bilen çok azdı. Özellikle yaşlı ninelerimiz, yani yaşlı kadınlarımız sıfır Türkçeydi. Tabii Rumca konuşurlardı. Yunanca, Rumca. Tabii bu konuyu da biraz açmak istedim, dil konusuna. Hep Rumca kelimesi Rumca kullanılan aslında tabii çok güzel. Şöyle Yunanca, Yunanistan'da konuşulan dile Ellenika deniyor. İstanbul'da konuşulan dilene Rumca deniyor. Çünkü Rum kelimesi Rom'dan, Roma'dan, yani şeyde, evet, literatürde Rom diye yazılır. Oradan Rumca geliyor. Oradan geliyor. Yani Doğu Roma'dan geliyor ve bu dil İstanbul'da konuşulana hem onlara Rum deniyor,
konuşulan dine Rumeyka veya Rumca, bizdeki tabiriyle Rumca deniyor. Yunanistan'da konuşulan Helenika de biraz da heyli yutarak söylenir. Kıbrıs'ta konuşulan dile Kıbrıs Rumcası, Girit'te konuşulan dile Kiritika, Karadeniz'de konuşulan dile de aynı Yunanca versiyonu Pontiaca deniyor. Şimdi bizimkiler Helenika konuşuyorlardı ve özellikle kadınlar, yaşlı kadınlar, mesela benim halam rahmetli Çatalca'nın Elbasan köyünde oturuyordu. 1994'te öldüğünde hiç Türkçe bilmiyordu. Sıfır Türkçe. Zaten o yıllarda o köye gittiğinizde, Çatalca'nın Elbasan, özellikle Elbasan köyüne gittiğinizde, acaba ben Yunanistan'a mı geldim der bir yabancı birisi. Ben az önce şunun için Rumca mı diye öyle aklımda kalmış. Mesela çok güzel. Benim eşimin dedeleri, babaanneleri, anneanneleri, onlar da mesela ben Ortaköy'e gittiğimde hep Rumca, işte Rumca diyorum. Olsun, öyle olsun. Kalmış. Tabii. Yunanca seslenirlerdi bir şey isterken, konuşurken. Veya patriotça. Daha yani çok bizim, işte patriotça. Tabii, patriot yani, olduğu için patriotça. Oradan hatırlıyorum. Hemen hemen hiç neredeyse Türkçe kullanmazlardı yani. O alışkanlık vardı. Mesela kadınların ismiyle hitap edilmezdi. Mesela benim annemin adı, resmi adı Zahide. Şeyde Yunanistan'da rahmetli dedemin koyduğu adı da Rezibe. Rezibe pek duymamıştır ama çünkü Rezibe kelimesi çoğalsın demek. Tabii 7 çocuk. Çoğalınca 7 çocuk. Yani kadınlara özellikle seslenirken erkeğinin adının üzerine sonuna bir ina eklenir. Diyelim ki Lütfi ina demezler. Lütfa ina derler. Hemen Lütfiye gibi. Yok yok, ina. İna ekleniyor. Mesela böyle çok komik şeyler de oluyor. Mesela Fikina derler ismine, abinin Refik değil mi? Şimdi mesela abinin Refik'in ki anlamında. Fikina. Gayet kısa. Yani kadınların, evet, mesela konuşma benim tarzı zaten vardı yani. Rahmetli Cafer Renda sormuştu benim. Ufun ki, Lütfü'nün ki. Eşim anasını. Böyle, böyle konuşuluyordu. Böyle söyleniyordu zaten. Uzun. Adam onun ki bunun ki diyor. Ben evet. Bu arada bu evliliği bir alalım. Evliliği. Evet. Onu tabii ilk bölümde o sıralamaya gelirken tam oraya gelmiştik, kesildi. Tabii şeyden dolayı, saat mefhumundan dolayı kesildi. Ben 1980'de sevgili eşim Kamile ile nişan oldum. 12 Eylül sırasında nişanlıydık. Sonra da 1981'de 4 Nisan 1981'de evlendik. 27 Şubat 1982'de sevgili kızımız, bir tanemiz, Seda'mız doğdu. Çekirdek bir aileyiz. Esasında hem Kamile'nin ailesi hem benim ailem çok kalabalık. Mesela Kamile'nin ailesi Duru ailesi. Bu Akgün Durular, Tevfik Durular. Çünkü rahmetli kayınvalidemin mükerrem Duru, tabii eşinden dolayı, rahmetli kayınpederinden dolayı Tultak soyadını almış ama o da Kale Mahalleli. Ben de Kale Mahalleliyim. Onlarla aramızda 100 metre kadar fark var, onun anneannesinin eviyle. Dolayısıyla sevgili eşimle 39 yıllık bir evliliğimiz var. Mutlu bir evliliğimiz var. Rahmetli kayınvalidem Çatalca'ya gelin gidiyor. Kayınpederim aslan onlar Arnavut. Dramalı onlar da. 1912 Drama doğumlu kayınpederim. Kayınvalidem de 1927 Silivri doğumlu. Namı değer Vepik Ayağı'nın kızı oluyor. Eşim bir tarafı Çatalca, bir tarafı Silivri. Eşim Çatalca doğumlu. Hadi ben başka bir şey daha sorayım. Söyle. Trakya'ya girdik. Çatalca, Silivri derken Rumeli TV. Ha evet. Tek Rumeli televizyonu. 2012'de teklif üzerine tek Rumeli televizyonuna
da programa başladım. 4,5 yıl kadar sürdü. Fakat bu İstanbul'daki trafik olayından dolayı programları bitirmek zorunda kaldık. Çünkü en son gittiğim programa 2,5 saatte gittim. Tam iş yerlerinin dağılma saatiydi. 3,5-4 saate yakın Silivri'ye geldik. Artık fenalıkla geldik yollarda. Evet. Hem yayın stresi hem şeyi televizyon öyle bir Engin şeyim abi, de var. Şurada şöyle bir şey yapalım. O parantez içindeki teki ve bir aç TEK. TEK ne demek? Tekirdağ, Edirne, Kırklareli. Tabii bu programları yaparken başta yönetim kurulu başkanımız Sayın Atilla Baykal arkadaşıma teşekkür ediyorum. Benim 50 yıllık arkadaşım, İstanbul Taşlı Tarla'dan, Gazi Osman Paşa Taşlı Tarla'dan arkadaşım. Tabii bu programlar, bütün programlarda hem televizyon programlarında hem diğer programlarında, sahne programlarında bir sefer eşim ve kızım benim en büyük yardımcılarım. Yoksa ben biraz bu konuda dağınık adamım. Özellikle tabii bir Allah sağlığımız da bozuldu. Şeyimiz de bozuldu. Sağlığımız bozuldu. Yani, hala böyle telefon eder, ilaçlarını... Abi derler ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın saklıdır. Evet, bir kadın parmağı. Sağ olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Evet, tabii her şeyimizden. Hadi ben seni biraz daha derin Silivri tarihine taşıyayım. Evet, bu Silivri'nin demografik yapısından bahsedelim. Evet. Halk kimlerden oluşuyordu? Şimdi 1900... Ben bu arada bir ekleme daha yapacağım. Dedim ya, kaligrafi geliştirdim. Sonra İstanbul'da vakıf üniversitelerinde kaligrafi derslerine girdim. 3 tane üniversiteden, onların adını vermem çünkü şu anda evet, hala devam ediyor vakıf üniversiteleri. Bu arada üniversite ve akademik olayın içine girince bende de bir araştırma yapma isteği de doğdu. Televizyonculuğun da verdiği bir şeyle, gazla diyeyim, bilhassa üniversitelerdeki hocalarla çok yakın ilişkilerim oldu. Bilhassa bu mübadele ve Rumelilik, bu kendi çevremle ve daha sonra tabii Anadolu'ya da yayıldı o merak. Evet. Şu andaki hem Silivri'nin hem Anadolu'daki diğer şehirlerin demokratik yapısını da inceledim. Birçok şeylere eriştim tabii. Ama sadece bende kalır onlar. Evet. Ha, şimdi gelelim Silivri'ye. Önemli olan Silivri de bizim burada. Tabii en kalabalık, her ne kadar Silivri'ye, yani hala Silivri'ye derler yabancılar. Hem Yunanistan'da, hem İsrail'de, hem Amerika'da lafı geçtiği zaman Silivri'ye deniyor. Silivri denmez. Silivri'nin demografik yapısında en kalabalık kesim Yahudiler, yani Museviler. Şimdi Yahudi ile Musevi kelimeleri esasında aynı. Musevi kelimesini Atatürk, rahmetli Atatürk, her şeyde olduğu gibi önderimiz, o koydu. Çünkü Yahudi dendiği zaman Yahudilik bir ırktır. Sami ırkı. Ama Atatürk bunu Musevilik, çünkü Türk Museviler de var. Yani bu dini, yani Musa'nın dinini alan Yahudiler, şeyler vardı, Türkler var. Tabii. Diğer ırklardan da var. Her ne kadar Yahudiler der, yani bu Musa'nın dini, yalnız Yahudilere, İsrailoğullarına gelmiştir derler ama aslında neyse, konumuz o değil. 700 hane Silivri'de. Özellikle Silivri'de zaten son zamanlarda görüldü, belediye başkanlarımız sağ olsunlar, daha önceki belediye başkanlarımız bu yoğurthaneleri tekrar işlev hale getirdiler. Tabii sanatsal faaliyetler olarak yapıldı. Çok da güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler. 700 tane Yahudi var. Özellikle Yahudilerin yaptığı iş yoğurt, peynir ve tabii süt ticareti. Süt pek yapılmadı ama özellikle Yahudiler süt yoğurt ve peynir üzerine yoğurt ve peynir üzerine. Zaten İstanbul'da
yoğurt kaymak dendiği zaman buradan Silivri'den giderdi. Evet. Ve şimdi düşünebiliyor musun? Şimdi kimse kusura bakmasın, o zamanki teknolojiyle yoğurt buradan gittiği zaman, benim babam rahmetli yoğurthanede çalışırdı. 5 kiloluk sini tepsiyle yapılıyor. Karavanalar vardı. Evet. O karavanaları düşünebiliyor musunuz? Dik tuttuğunuz zaman dökülmezdi. Çünkü koyun yoğurduydular. Evet. Ve koca gün boyunca İstanbul'da dağıtılırdı. Hiçbir şey olmazdı o yoğurda. Evet. Ama şimdi isterseniz o şekilde bir dağıtın, hemen şey gibi oluyor. Evet. Pelte pelte oluyor. Konumuz o değil. Peki 700 hane vardı en kalabalık. Yahudi aile. Mahallesi zaten o da. Müslüman aile olarak azınlıkta o zaman. Azınlıktı çok çok azınlıkta. Yani aile olarak, Ermeni, yoksa ev olarak demeyelim Rum, onu. Ha şimdi Rumlar 385 hane. Ermenilerden de bahsedelim. 170 hanede Ermeni aile var burada. Ben şimdi zaten... bu hani her ne kadar Rum şehri, yani bir Bizans şehri olarak geçiyor ama esasında kalabalık 1492'de İber Yarımadası'ndan, evet. Şimdi genelde ben bile en son zamana kadar İspanya'dan geldiklerini zannediyorum ama bizim Yahudi dostlarımız, komşularımız Portekiz Yahudisi. Yani Eşkenazi dediğimiz Yahudiler, çünkü İspanyollar Safara. Tabii esasında Eşkenazi Almanya deniyor literatürde. Almanya deniyor. Sefarat da onların dilinde, yani İspanya. Hı. Kelime anlamı o ikisinin de. Eşkenazi yani yer adı söyleniyor. Hı hı. Nasıl bizde Trakya, işte başka yerse Karadeniz adı, geldikleri yer olarak. Bölgenin tabii ki olarak. Tabii ki. Yani Lütfü'nün dediği Eşkenazların Türk birçoğunun, yani bir Türklerin şeyden Kırım üzerinden gidenler Polonya ve Almanya'nın Almanya bölgesine yerleşiyorlar. Evet. Daha sonra Ortaçağ Engilizasyon bunları aşağıya doğru, yani İspanya'ya ve Portekiz'e doğru. İşte o Portekiz'dekilerin özellikle Eşkenazi ismiyle 1492'de Silivri'ye geliyorlar. Silivri'de çok 150 bin Yahudi geliyor ama bunların birçoğu Selanik'te. Şimdi abim orayı yapacak. Selanik, Ohrid arasında ama Çatalca, Kırklareli ve Silivri'dekiler Eşkenazi Yahudisi diye biliyorum. Ağırlıklı olarak. Ama yani dil olarak İspanyolca konuşuyorlar. İspanyolca. Yani hatta kendileri bile açıklıyor. Biz İsrail'e gittiğimizde biz Yahudice konuşuyoruz zannediyorlar. Ama bir gittik ki onlar başka dil konuşuyor. Latin. Biz yani İspanyolca konuşuyoruz. Latin. Tabii. İspanyollar da tabii. Latin. Zaten birbirine Latin benzer, dilleri tabii eski Latince, eski Yunanca, Yunanca, İtalyanca, Fransızca, evet. İspanyolca ve Portekizce Latin, Latin dilleri. Evet. Evet, Yahudilerden bahsederken tabii ki mahallenin adı da Yahudi Mahallesi. Dediğim gibi 700 hane var. Şu anda Kale Park'ın içinde bir sinagog var. Bir de Fatih Mahallesi'ndeki, işte Yahudi Mahallesi'nin tam o havuzlu kahvenin olduğu o bölümde de iki tane midraş var. Midraş bizdeki medrese, pardon. Neydi küçük? Mescit. Mescit. Şeylerde, Hristiyanlarda şapel. Havra, sinagog aynı şey. Yani onlar bazı dillerde sinagog deniyor. Bazı dillerde de havra deniyor. Evet. Bu arada Silivri'de eskiden pagan devrinin sonunda o kadar çok bu Hristiyanlığa geçişte 22 tane kilise yapıyor kale içinde. Çünkü herkes kitap gelen bir din olduğu için meraklanıyor. Herkes küçük çapta kilise, şapel yapıyor. 22 tane şey var. Ama 1920'lerde bu kilisenin adedi 7'ye düşüyor. İşte sevgili Ufuk kardeşim şimdi o kiliselerin isimlerini tek tek önündeki şeyden yazacak. Kalkadoş'ta Silivri'ye Yahudi sinagogu var. Efendim?
yedi kalan yedi kiliseye de yedi camiyle cevap veriyoruz biz. İşte o yıllarda yazıldığı kadarıyla Kirk araştırmalarda demiştik 1870 ve 1910 arasında mübadeleden önce buraya bir göç daha var. O da Kırım ve Soçi üzerinden gelen, yani Kafkaslardan gelen Çerkes, Tatar, Ağızka Türklerinden oluşmuş, işte Kırım Savaşı'ndan sonra buraya doğru bir göç var. Ali Bey Mahallesi'nin kurulması aslında bu göçlerle başlıyor. Evet. Yani 1850'den bu tarafa. Hı hı. O zaman Türklerin nüfusu çoğunluk olmaya başlıyor ve artıyor. Evet. Daha sonra zaten şehir dışına, kale dışına yerleşmeye başlamışlar ve o seyyahların yazdığı hatıratlarda okuduğum kadarıyla gelip gezdiği dönemlerde işte 1575'ti, 1600'dü, 1700'dü, 1800'lü yıllarda Silivri'nin dışındaki o yerleşim yerlerinin daha güzel, daha bahçeli, işte güzel evlerden oluştuğunu, daha güzel yerleşim bölgelerinin kale dışındaki olan sahil kesimindeki yerler olduğundan tabii bahsederler. Yarlarım tam o bölgede, yani şu anda Olta Restoran'ın olduğu yerde güneye doğru bir liman vardır. Bu liman ticari bir limandır. O yıllarda Silivri ve çevresinde tam 4 tane liman var. Evet. Hepsi de ticari anlamda kullanılan yerler. Kullanılan limanlar. Hatta şöyle bir şey vardı, tarihi bir not vardı. Kanuni Sultan Süleyman bir gün Silivri'deyken çok büyük bir fırtına kopar. Evet, okudum onu. Gemisinde şey yapar, kaçmak üzere gemisine giderken o kadar hızlı hareket etmeleri gerekiyor ki Kanuni Sultan Süleyman kılıcını kaldırır ve dünyanın en pahalı elmaslarından bir tanesi veya en değerli elmaslarından bir tanesi kılıcın kabzasındadır. Hızla halata birbirlerine vurduğunda, yakın çok tekneler varmış. Birbirlerine evet, işte o fırtınadan dolayı çarpmaya başlıyorlar. Herhalde onlardan birini kesmek için. Yaylanıp evet, elinden kılıcı şey yapar. Ben de bunu çok seneler önce duydum ve o bölgede bayağı bir araştırma kılıcı bulabilir miyim diye. Evet. Ama oturduğumuz bölge, şu bölge Mevlevi tarikatının burada bir yeri var. Bu Mevlevi tarikatının olmuş olduğu yerde küçük bir mezarlık vardır. Herkes evet, garipler mezarlığı falan. Hı hı. İşte o Mevlevi hanların mezarlığıdır. Hı. Ama onu az sonra Engin abim bize daha net anlatacak. Hep şeyle karıştırıldı. Batan Yahudi gemisi Salvador'la karıştırıldı. Oradan kurtulanları buraya dedi. Evet. Ama onlar aslında Kale Mahallesi'nin üst taraflarına gömüldüler. Onu sonra bu El Salvador faciası adı altında. Ama ben şimdi şey sorayım size, sana abim. Nektaryos, komşususun. Tabii yani şu anda Aziz Nektaryos'un evi Kızıltan ve Tan ailelerinin çünkü bir büyük binaydı o. Yarısını Kızıltan ailesi, diğer tarafını İsmail Tan ailesi böldüler ortadan. Aziz Nektaryos'un evini orada yaşadı. Benim evim, yani benim doğduğum evin arasında Silivri'nin meşhur Şerafettin Ardası, yani Dayı Bey'in olduğu ev var. Sonra da Aziz Nektaryos'un evi, yani Kızıltanlar, Mustafa Kızıltan. Yani şu anda boş olan yer değil mi orası? Evet, şu anda bizim sadece orada kamulaştırıldı. Bizim mahallede bir de eskilerin sinema dedikleri fakat esasında Surp Kevork Kilisesi evet, var. Evet, bu evet. Surp Kevork Kilisesi'nde ben küçükken film çok herkes tabii benim yaşlarımda olan herkes orada film seyretmişlerdir. Ama orası tabii bir Ermeni Kilisesi. Surp Kevork Ermeni Kilisesi. Evet. Bir yan tarafında bir okulu var. Hem kız okulu ayrı, hem erkek okulu ayrı. Sonra bunun az ilerisinde, Turgut Reis'in tam karşısında bir kilise daha var. Onun kilisenin ismi pek geçmiyor. Daha sonra orası askerlik şubesi olarak kullanılmış. Daha sonra
Turgut Reis İlkokulu, gelin Turgut Reis İlkokulu'nun olduğu yer. Eskiden metropolit kim? Bu çevredeki tüm dini liderlerin başı. Eski Ortodoks, yani, başpiskoposluğunun olduğu yer. Olduğu yer orası. Biz orasını Turgut Reis İlkokulu olarak orada okuduk. Ben 5 yıl orada okudum. Esasında üst, bir katı taş, son iki katı ağaç olan bir okuldu. Çok güzeldi. Özellikle sene başlarında ziftlenir. O koku bütün yıl boyunca içimizden gitmezdi. Orası esasında Turgut Reis'in okulunun olduğu yer bir pagan tapınağı. Pagan tapınağı hatta maalesef son Turgut Reis, şimdiki Turgut Reis İlkokulu'nun yapıldığı bina yapılırken orada bir arkeologla tanıştım. Ne var dedim burada. Dedi, daha önce dedim burada bir pagan tapınağının, büyük bir pagan tapınağının, yani biliyorsunuz semavi dinlerden önceki dinlerden bahsediyor. Çok tanrılı dinlerin olduğu zamanlarda. Ondan arta kalan 4 tane parça şu anda Pir Mehmet Paşa Camii'nin sütunları. Lütfen dostlarımız gitsinler o sütunları incelesinler. Çünkü en sert elementlerden biri ne taşıydı o? Granit. Yani onu hatta kaynak yapmak istediler. O kısmı tabii kaynak tutmadı. O pagan tapınağından kalma sütunlar onlar. Onlar kullanılmış. Hatta bu son şeyde bir lahit bulundu orada. Ama tabii inşaat devam etmemesi durumu olduğu için, asıl olduğu için. 12-13 yaşlarında bir rahibe öğrenci, kız öğrencisine aitti. Ben gittim, yaptım, gördüm. Daha sonra bunu alıp İstanbul'daki büyük liseye gönderdiler. O Turgut Reis İlkokulu'nun tam karşısında da eski bir Palaporta Kilisesi var. Orası da bir Rum kilisesi. Silivri'de son 20'lerde, 1920'lerde 7 tane kilise var. Küçük küçük şapeller de var. Ama benim küçüklüğümde beni pek fazla sokağa salmadıkları için o küçük kiliseleri, o küçük şapelleri ben göremedim. Evet. Mesela şey de var, Fatih Camii'nin olduğu yerde Silivri'nin en gösterişli yapısıymış. Tabii, o zaman. Alexios Apokaukos Kilisesi. Tabii. Yani sonradan Fatih Hünkar Camii olarak. Cami ve sarnıç da altında da, Silivri'nin su ihtiyacını karşılayan sarnıç var. Gelelim Ermenilere. Ermenilere bahsederken 177 hane var. Bu 24 Nisan 1915'te buradan 6-7 hane bırakılıyor. Sürülüyor, Derzor'a sürülüyor. En son haber alındığında Çankırı'daymışlar. Ermenilerin çok önemli bir şairi ve doktoru neydi ismi? İsmini ben yazmıştım buraya sevgili Ermenice bir isim de onun için Rupen, evet. Çilingiryan. Rupen Çilingiryan hem şair hem doktor, bir Osmanlı hem zabit hem doktor. O da şeyle beraber teçhire tabi tutuluyor. Nereye gittikleri haber alınamıyor. Sistemoylus'un koleksiyonunda olan sikkeler var. Bahsedilen. Evet yani zaten Stamolis Silivya sikkeleri. Tabii doğrudur. Çünkü bir koleksiyoner onu bilemiyorum. Onların 500 parçaya yakın eser. Silivya ailesinin bahçesinde tam kapının iki tarafı. Çünkü o evde benim çocukluğum geçti. İki tarafında kaideler var. Düzenli eski Yunanca eski Yunanca yazılar vardı. Evet. Onlar aslan heykeliymiş. Onların kapıda dururmuş onlar. Ama yalnız kaideleri var. Sonra ben o kaideleri de göremedim. Ne olduğunu ona haberim yok. Zamanında bir akademisyen burada doktora tezi olarak Silivri'yi
1984'te İstanbul Üniversitesi'nden bir akademisyen, Cyril ile ilgili kullandığı bir cümle, ben diyor o kadar yer dolaştım diyor, Silivri kadar tarihini katleden bir yer görmedim diyor. Maalesef. Bakıyorsunuz güneyde olsun, Ege'de olsun, her yerde her şey duruyor. Maalesef bizim Silivri'mizde hiçbir şey şu anda bulunamıyor. Yahudiler dediğim gibi 1934'te Trakya olayları oluyor. Bazılarınız bilir onu. Yani Trakya olaylarında Yahudilerin Trakya'dan çıkarılması olayı var. Silivri'deki Yahudiler korkuyorlar. Silivri'ye dokunulmuyor ama korkuyorlar. 1930'lardan sonra özellikle Küba'ya gidiyorlar. Çünkü bizimkilerin dilleri İspanyolca oldukları için İspanyolca konuşulan bir ülke olarak Küba'ya gidiyorlar. Sonra Küba'da bu meşhur Küba devrimi olunca oradan da kalkıyorlar. Meksika'ya gidiyorlar. Şu anda yani buradan giden birçok insan Silivri'dekiler sonra da 40'lı yıllarda İsrail'e gidiyorlar. Yani 48-49'larda gidiyorlar ama daha önce işte 1940'da Silivri'de bir olayla zaten adını duyuruyor. Belki o konuda soracaksın, 12 Aralık 1940'taki gemi El Salvador faciası. Evet. Bu konuda İstanbul'daki Yahudi cemaatinin bir gazetesi var, Shalom diye. Shalom selam demek. Oradan geldiler, çekim yaptılar Silivri'de bu gemiyle ilgili ve hem İsrail televizyonu hem de BBC'den iki grup geldiler. Bu konuyla ilgili belgesel çekler, belgeselde ben yardımcı olmaya çalıştım onlara. Mesela kale içindeki o Ayasipridon Kilisesi'nden hiç bahsetmedik. O ha, tabii Bulgar askerlerinin hani bir fotoğrafta, onu. Siyah beyaz fotoğrafta önce Bulgar askerlerinin durduğu 1912, o, evet. Şey yapılmış surların, yıkılmış surların arasından gözüken o dev gibi şaheser bir bina var orada yani. Evet. O da, onu da maalesef yıktık Ayasipridon Kilisesi'ni ve oradaki taşları da gittik. Şişli Camii'nde kullandık. Evet. Tabi bunu nereden öğrendik? Rahmetli Doktor Cemal işte. Kozanoğlu'ndan öğrendik. Keşke korunabilseydik. Yani esasında bu konuda bir arkadaşımız daha var. Bu konuda çok bilgili ama sevgili Kemal Kozanoğlu var. Evet, bir kitap hazırlıyor ama bir türlü hiçbir belediye hazırladığı kitapla ilgili yardımcı olmuyor. Esasında çok güzel bilgiler olan kıymetli bir kitap. Bir çalışma. Çalışma ama öyle kaldı. Selamlar olsun Kemal Kozanoğlu. Selamlar olsun. Evet. Bir de şey vardı, konuşmalarımızda bahsetmiştik, konusu geçmişti. Bu Boyacı Bayırı'ndan çıkarken tavernalardan mı bahsetmiştik? Tavernalardan, evet. Tavernaların yanında. Alekabocan olsun, babası. Yok, Alekabocan, Azor Görmezcan, bunlar kardeş. Ama tabii bunlar esasında Rum çingeneleri. Hmm. Yani orada akşam üzeri, tabii Ermeni şeyler falan da var. Akşam üzeri gelirler, demleme, ben gerçi içki içmiyorum ama hafif içkilerini alırlar, eğlenirler. Evet. Saat işte yazın 9-9.30 gibi sonra girerler şeye, kaleye, kapılar kapanır. Onlar kendi dünyalarına çıkar ama evet. Eğlence yerleri yani tavernalar eskiden Boyacı Bayırı dediğimiz evet. Olaydı. Yani sonra kalenin dışında oturuyorlar. Dışında oluyor. Şeye, evet. İçeriye taşımıyorlar. Evet. Yani Ayasipridon Kilisesi öyle. Maalesef işte hiçbir şey kalmadı. İnsan tabii üzülüyor bu konulara. Ha gelelim o şey faciasına. El Salvador. 1940 yılında biliyorsunuz 1939'dan itibaren Avrupa'da Nazizm doruk noktasına ulaştı. Tabii Balkanlarda özellikle Bulgaristan ve Romanya'daki Yahudileri örgütlüyor. İki tane uyanık Yahudi, öyle diyeyim. Panama bandıralı El Salvador adında bir gemi kiralıyorlar. Motorunun olduğu zannediliyor. Motor var ama çalışmayan bir motor. Yelkenli bir tekne.
300 küsür kişi biniyor buna. Toplanan parayla göya Filistin'e gidecekler. Struma. O Struma 1942. O başka. Bu daha önce zaten söyleniyor. Ve yola çıkıyorlar. İstanbul'a geliyorlar. 1940 işte Aralık'ın başında İstanbul'a geliyorlar. Karaya çıkmak istiyorlar. İsmet İnönü işte bu aman bize dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla bunların karaya çıkmasına izin vermiyor. Ben bu gemiden sağ kurtulan 5 kişiyle tanıştım 2004 yılında. İşte buraya çekime gelmişlerdi sağ kalanlar. Ve insanları karaya çıkmasına izin vermiyor da 2 tane kılavuz kaptan veriyorlar. Diyorlar ki kılavuz kaptan vasıtasıyla şeyden Çanakkale Boğazı'ndan geçip Filistin'e gidecekler. Hava çok güzelmiş. Yola çıkıyorlar. 12 Aralık 1940 günü tam Büyükçekmece açıklarında birdenbire Karayel fırtınası patlıyor. Bunlar tabii şaşırıyorlar. Silivri limanına geliyorlar. Palamar yani halat atıyorlar şeye. Fakat o yıllarda Silivri limanı ağaç. Attıkları halat tutmuyor ve gemi sürükleniyor. İleride Silivri'de balıkçılar özellikle bilirler. Cambaztepe mevki şimdiki o Uyum kentin yan tarafında kayalara bindiriyor ve 202 kişi ölüyor orada. Tabii bir çoban görüyor bunların bağırışlarını falan. Çoban haber veriyor şeye, ne derler onu, Çanta köyüne. Çanta köyünden de Silivri'ye haber veriyor. Burada işte deniz yoluyla şey oldu. İşte 202 kişi ölüyor. Diğer sağ kalanlar 202 kişi yukarıdaki Yahudi mezarlığına defnediliyor. 202 kişi daha sonra 1967 yılında İsrail'den gelen bir gemi tüm mezarları alıp yani burada kalanlar şeyde Türkiye'de kalanlar İstanbul'a götürüyorlar mezarlarını, kemikleri evet, daha doğrusu. Evet. İsrail'e yaşayanlar, orada yaşayanlar da oraya alıyorlar. Çünkü taşların üzerine ne olduğunu ben çok iyi hatırlıyorum ben evet. Küçüklüğümde. Hatta gençliğime yakın bir yıllardı onlar. Evet. Ve gemiyle İsrail'e götürüyorlar insanları. Bu konu bittiyse bir de depremlerden bahsetmek istiyorum. Evet. O 1509, 1894 şu, ve 1509 depremlerinden. Onu şey yapacağım, onu bitireyim çünkü Yahudiler sonra 1954'e kadar burada kaldılar. Ama hala nüfusları burada, İstanbul'a taşındılar onlar. Evet. Burada oturan hiç Yahudi yok evet. Ama yine Silivri olarak geçiyorlar. Evet, evet. Depremler. İşte 1894 ve 1905 depremleri. 1509. 1509 pardon özür dilerim. Depremlerinde Silivri ve civarında neler yaşandı, neler zarar gördü? Hatırladığınız, şimdi, bildiğiniz kadarıyla araştırdığınız Silivri, kadarıyla. Silivri ikinci kuşakta geliyor. Yani birinci derece değil, ikinci derece. Evet, ikinci ve üçüncü yani derece. Büyük yıkımlar olmamış, yani büyük ölümler olmamış. Ancak 1894 depreminde çiftliği, Haraçi çiftliği o zaman tabii. Evet. Haraçi çiftliği bayağı haritadan silinmiş. Bir de surların bir kısmı tabii, görmüş. O her iki depremde de çok az Anastasya ölüm var. Anastasya surları falan. Tabii. Yani bu iki büyük depremde 10 şiddetinde çünkü. En büyük. Evet. Bu iki deprem 1509 evet, ve 1894. Evet. Zaten küçük 10 kıyamet şimdi. Olarak mı? Tabii İstanbul'da hatta çok kişi ölmüş. Evet. Burada şey yok, burada surlar yıkılmış. İşte sonra tamir edilmiş. İşte binlerce usulla şeyin yıkıldığından bahsediyor o araştırmada. Tabii. İstanbul'da. İstanbul. Tsunami. Yani tsunami var. Marmara'da tsunami. Tabii. 13 bin insandan bahsediyor. Binlerce evet, kilise, cami. Evet. Tabii. Onlar yıkılmış. Yani hane yıkılmasından bahsediyor. Bir de şeyi soracaktım ben abi. Çiftlik deyince şu geldi aklıma. O okuduğum tezde aklımda kalanlardan. Kanuni Sultan Süleyman'ın ya burası Silivri çok ünlü bir yermiş aslında tabii. Silvia. Yani bütün sultanların böyle Haraçi, kralların şeylerin falan çiftlik hani sayfiye yeri gibi
Yapaca, yapaca evet, sayfaya yer alıyor. Yapaca, ormanlık. Çiftliği Kanuni Sultan Süleyman'ın çiftliği varmış. Belki Hürrem'le beraber orada kaldılar mesela. Yani şimdi düşünüyorum. Bunun gibi Silivri'nin konum itibarıyla bazı yönleriyle İstanbul yani başkentten daha önemli bir pozisyondaymış. Evet. Şöyle ki Badalino diye bir kitabında Umberto Eco'nun yazmış olduğu çok sık bahseder Silivri'den. Silivri gerçekten yani binli yıllarda, 1200'lü yıllarda da sayfiye yeridir. Evet, öyle. Bizim ne çare ki bin yıllık bir kötü şöhretimiz var, pahalıyız. Evet. Yani yazlıkçıya göre biz pahalıyızdır ve yazlıkçıyı görünce hemen her şeyin... Küçük Amerika derler bize. Küçük zamları. Paris mi? Ne? Küçük İstanbul mu? Haçlı seferleri, Batı Roma ya da Roma-Cermen karışımından buraya doğru bir yürüyüş vardır. Evet. İşte şeye gidecekler. Hristiyanlığın merkezi neydi? Papa. Vatikan. Vatikan. Yok yok burayı şeye. Kudüs'e. Kudüs'e almak için geçeceklerdir ama Bizans istemez çok fazla. Çünkü Bizans Ortodokstur. Gelecek olanlar Katoliktirler. Bizans'ın varlıklı aileleri Silivri'ye sığınır. Bakın, tarihi soygunlar neden Silivri'de daha fazla olduğuna geleceğim. Silivri'ye sığındıklarında bütün değerli eşyalarını, paralarını, altınlarını Silivri'ye taşırlar. Çünkü Silivri küçük bir yerdir, gözden uzaktır. Uzaktır. Ve burada Silivri'nin belli bölgelerine bu hazinelerini gömerler. Silivri'deki yerli halk bunların geldiğini ve bu amaçla geldiğini bildikleri için şunu yaparlar. 100 gram ekmek, 100 gram altın. Yani ne, ağırlıklarınca değerlendirilir. Değerlendirilir. Evet. Ve daha o günlerden yani 1132'lerden itibaren bizim hep adımız hep pahalıdır Silivri. Doğru. Doğru. Demek o zamandan bu yana gelen bir alışkanlık diyelim. Evet. Tabii Anastasiye surlarını zaten Lütfü sen biraz bahset. Anastasiye surları. Aslında Anastasiye surları okuduğumuz kadarıyla Anastasiye'sin yaptırdığı surlar değilmiş. Daha önce yapılan surlar ama onarttığı için evet. Onarımı o yaptırdığı şimdi, için onun ismi kalmış üzerinde. Önem arz ediyor dedik Silivri için. Yani Bizans'tan daha iyi bir konumda ve zenginliği. Çünkü ormanlar Engin abinin de söylediği gibi Ali Paşa'ya küçük kılıçlığa kadar geliyor. Ve biz milattan önce en parlak dönemimizi Troya zamanında yaşıyoruz. Troya ile Silivri'nin çok yakın ilişkileri var. Çok çok benzer tarafları. Dört tane limanımız var. İşte Anastasiye surlarının dibinde bir liman vardır ki çok güzel havada giderseniz su kargabının arka tarafında şimdi Sunflower'ın evini orada. O taş kayboldu oradan. Surların başladığı bir taş vardı. Şöyle büyük, iki metre. Büyük taş vardı. Taş vardı. Evet. Onun orayı denize yani sabah erken saatlerde bakarsanız büyük bir limanın çöktüğünü görürsünüz orada. Ama limanın varlığını hissediyorsunuz. Silüetini evet. İkinci bir liman vardır. Kınalı'dadır. Şimdi bu limanlar, bu iki liman neyi, neyin ticareti? Yiyecek, içecek ve şarap. Troya'da bağ yoktur. Şarap tamamen Trakya. Yani, esas şarabın, üzümün olduğu yer Tekirdağ ve Silivri arasında. Evet. Buradan gider. O limanlar da ticari limanlar olarak yapılmış, inşa edilmiş o yıllarda. Üçüncü bir liman bizim dediğimiz hemen eski mezbahanın oradan olduğu liman. Dördüncü limanlarda Selim Paşa'da. Selim Paşa. Selim Paşa'da kıyı kentin, spor kentin olduğu bölgede bir liman daha var. Evet. Ve bu liman ne işe yarıyor? Hangi için kuruldu? Demir madeni, manganezin Yıldız Dağları'ndan gelip
o zamanki koşullarda, yani 4000 yıl önceki Selim Paşa, bugün dere dediğimiz akarsudan yararlanarak o limana girdik. Çünkü o yıllarda demir madeni altından daha kıymetli. Çünkü demir madeninde silahlar, silahtan tut, bütün eşyalar, her şeyi demirle yapıyorlar. Silivri'nin Troya'yla olan münasebeti tamamen ticaridir. Evet. Ben Troya'ya 8 defa gittim. Oradaki sur yapısından ya da şekil, tarihi şekil yapılarının aynısını bizim Kalepark'taki... Evet, evet. Şeyler, çok benzer yanları varmış. Benzeyen yanları. Çok. Yerleşim yeri olarak kullanılan bu bilgileri, taş ve malzeme olarak falan çok... Anastasya esas yapılma nedeni Frikyalılar zamanındadır. Çünkü o, bu bölgede Trakya ve İmbriya denilen o yıllardaki ismiyle başka bir halk yaşamaktadır. Yani site savaşları diyoruz ya. Evet. Ve Trakya çok önemli o yıllarda. Evet. Ağaç, üzüm, işte yani tamamen yiyecek deposu. Evet. Her şey burada. Yunanistan'da bile bu kadar şey yoktu. Çeşitli işçi, ürünün yetiştiği, şeyleri, verimli topraklar. Savaşçı göndermeler falan. Her şey burada. Bu yıllarda da Anastasya surları nasıl yok olduğundan bahsedeyim. 1910 veya 1850'de başlıyor şeyler, göçler. Herkese şunu söylüyorlar. Gidin surlardan taş sökün, kendinize ev yapın. Ve inanın, gidin bazı böyle çantaya gidin, Fener, Adipaşa, eski binaların alt temellerine bakın. Hep oradan sökülen taşlar. Taşları vardır. Emin abicim. Yoğurdu, olsun olsun, yok yok yok, olur mu öyle şey, estağfurullah. Bu Silivri'ye, Silivri'deki tarihi eserlere, evlere falan en çok zarar veren, kaleye olsun, o eski kiliselere, şeylere en çok zarar veren millet de Bulgarlarmış. Yani o Bulgarların tabii, buradaki, tabii yani o Bulgar kralının buraya saldırması ve işte 2-3 yıllık, kaç yıl sürdüyse o şey hakimiyetlerinde, çok yakıp yıkmışlar yani. Çok yıkmışlar. Çok zarar vermişler. Sevgili Ufuk, Trakya'da Frikya ve Traklardan kalan kral mezarları vardır. Komutan mezarları vardır. Evet. Bunu Vize'ye gittiğinizde, Vize Ahmet Bey arasında ki ovada yüzlercesi var. Çok var. Büyük savaş orada olmuş. Hepsini patlattılar. Hı. Hepsini indi Bulgar. Evet. Ve hepsini taşıdılar. Evet. Şu an Türkiye Devleti'nin de oralarını açıp şey Lozan'a bağlı. Hı. Yani Lozan Anlaşması'nda hiçbir şekilde Türk devleti olarak gidip o mezarları açamıyorsunuz. Müdahale edemiyorsun, açamıyorsun. Ama o zamanki saldırıda yani Kalepark dahil olmak üzere, evet, çünkü biliyorlardı 1100'lerde, 1200'lerde olan o İstanbul'dan gelen serveti onlar biliyor. Oralarda neredeyse gidip onları aldılar, götürdüler, evet, taşıdılar. Evet. Pir Mehmet Paşa'nın altın kaplı kapısı bile Sofya Müzesi'ndedir hala. Yani tabii çok yağmalanmış, her devirde yağmalanmış. Silivri maalesef az önce dediğim gibi Türkiye'de en çok tahrip edilen, tarihi tahrip edilen yer Silivri. Yani o bakımdan en eski, bakın en eski yerleşim yerlerinden biri. Evet. Silivri İstanbul'dan bile eski. Tabii, İstanbul'dan, bir İstanbul'dan bile eski ama maalesef bu olaylar her devirde Silivri tahrip olmuş. Tabii üzücü bir şey. Hala tahribat devam ediyor. Yoksa Kale Mahallesi'ni ya bakıyorsunuz, Anadolu'nun ücra köşelerinde adamlar turizm için eski Anadolu evleri adı altında evler yapıyorlar. İnsanlar gidiyor. Yok Şirince'dir, yok şeydir, Safranbolu'dur, ne otobüsler gidiyor. Ama Silivri'de yani, bir şey kalmadığı için. Burası. Asos var. Evet. Gidin Kale Park'ın bir köşesi kadar. Evet, evet, evet. Ama şöhretine evet, bakın. Evet.
işte buradaki o yağmalama... Korunabilseydi bir takım şeyler... Bir de tanıtma, malzeme, bakın malzeme. Ben Yunanistan'a tamamını biliyorum Yunanistan'ın, İtalya'nın tamamını biliyorum. Her ikisi de çok güzel. Türkiye'miz tabii onlardan, hepsinden güzel. Ancak mesela Atina'da Akropol dediğimiz, yani Parthenon tapanının altında 3000 kişilik bir amfiteyatro var. Adamlar o kadar konserler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bir reklam yapıyorlar. Zannedersin ki şey, onun 10 katı büyüklüğünde 30 bin kişilik Aspendos'ta her yıl 3 ay boyunca opera festivali yapılıyor. Maalesef bir satır yazmıyor. Opera evet. festivali ama full çekiyor. Evet. Niye? Yabancılar geliyor. Evet. Onlar için önemli değil. Atıyorum işte az önce bahsettiğim bir sürü sanatçı adı evet. altındaki evet. şeyin ne yapmış? Hemen bilmem adamı dövmüş. Bir haftadır onu yazıyorlar. Yani onu yazıyorlar, çiziyorlar. Bize yanlış demez, şimdi ismini de vermeyeyim. Yani yanlış şeyler üzerinden halbuki işte her yıl opera festivali var ve 30 bin kişi full çekiyor, tık yok. Bir satır bir şey yazmıyorlar. Evet, çünkü kültür onların kültürü değil. Evet. Ben müzisyenliğim, sanatçılığım sırasında bu konuda çok savaş verdim. Benim repertuarımda arabesk müzik yoktu. Ha, çok zorda kaldığım zaman, çok ısrar ettikleri zaman bilmiyor muyum? Bilmez olur muyum? Çünkü çok basit şeyler çıkıp söylüyorum. Ama mümkün olduğu kadar, ben 4,5 yıllık televizyon programı yaptım. Kimse benden arabesk müzik istemedi. Kimse. Bakın bir şey, bir yani prensip meselesi. A sınıfı yani... televizyon değil. Evet. Tamam, uydudan yayın yapıyor. Ne mutlu ki bana dünyanın her tarafından şeyler geldi. Şeye bağlandılar. Televizyona canlı olarak evet. bağlandılar. Dedim ya, bir de benim Amerika seyahatim var. Onu unuttum söylemeye. Evet. 1995'te bir ay kadar kaldım orada. Amerika'nın çeşitli doğu şehirlerinde, New York olmak üzere, orada da konserler verdim. Yani ne mutlu ki bu müzik sayesinde çok yerleri gezdim, tozdum. Yoğurdu unutmadan, atlamadan söylüyorum. Evet. Yoğurt eskiden tabii esas Türk kültüründe var, bu Orta Asya'dan beri var. Evet. Anadolu'da da var ama bu kadar çok şey değil. Süt daha önemli. Evet. Peynir ve yoğurdu özellikle Silivri Yahudiler çok ön plana çıkarıyor. Silivri doğumlu, daha sonra Selanik'e gitmiş bir Yahudi. Selanik'e yoğurdu götürüyor. Fakat Osmanlı'nın son zamanlarında dedim ya, Sefarat Yahudisi. Bu kişi diyor ki, ben diyor atalarımın memleketime gideceğim diyor. Buradan Barcelona'ya gidiyor. Barcelona'da tabii bu yoğurdu bir hastaya veriyor. Ya diyor, biz diyor hastayken diyor iyi geliyor yoğurt diyor. Hastaya veriyor. Hasta iyileşiyor. Derken ona buna Yahudi'de bir derler ya, ticari kafa var. Diyor bundan sonrası diyor parayla diyor eczanelerde satılıyor yoğurt. Evet, evet. Küçücük kaplarda. Evet. Sonra tabii herkes çok yararlı olduğunu, bir şey olduğunu öğreniyor. Hem Avrupa'da hala ismi yoğurttur. Evet. Hem şeyde, sonra mesela birisi gidiyor İsviçre'de yerler açıyor. İsmini de Silivri yoğurdu koyuyor özellikle. Evet. Diyeceğim, yoğurdun öyle bir şeyi de var. Esas yeri o. Burası yani İstanbul'a falan yedi. Zaten oradaki şeyler yoğurtça Silivri yoğurdu diye satarlar. Yoğurtçu demez de Silivri evet. yoğurdu diye. Evet. İlaç dünyasına girdim. Bakın herkes Silivri'de Aziz Mektebusu dini, yani bir papaz bir şey olarak, yani bilir. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Aziz. Evet. Bir, işte aziz olabilmesi için 7 tane mucizesi olması lazım ki aziz olsun. Nektarius aslında bir bitki bilimcidir, ilaççıdır, eczacıdır. Ya yani bu kısmına hiç kimse bakmıyor. Ya işte papazın evi değil kardeşim. Bakın Nektarius. Nektar nedir? Bitkinin tabii, özüne tabii, veririz. Evet, Nektarius evet. işte bitki bilimcidir ve oradan ilaçlar... İsmi bile oradan geliyor yani. Tabii. O yedi mucizesini de bu şeylerden, ilaçlardan elde ettiği, yani bitkilerden elde ettiği ilaçlarla iyi ettiği hastalar
olmaktan dolayı bu mucizeleri kazanıyor sayesinde. Aziz oluyor. Evet. Şimdi yine komşusu Engin abilerin şey var, Strambulus. Tabii o. Silivri'nin evinde oturan kişi. Büyük bir koleksiyoner. Çok ünlü biri. Dünya ünlü biri. Ama biz burada işte yağ fabrikasının sahibiydi. İşte öyle biliyoruz. Yahudiydi deyip geçiştiriyor. Değil. Adam o günün şartlarına ünlü bir koleksiyoner. Şey yapıyor. Mektuplaşıyor. Ve onlarca mektubu var adamın. Mars'ta yapmış olduğu görüşmelerde. Ve dünya şeyinde koleksiyonerliğinde Avrupa'da bayağı bir ismi. Ya 500 tane bunlar eser tanıtılmadı bugüne kadar. Ama bu yönleriyle hiç anlatılmadı. Evet. O yüzden size çok teşekkür ederiz Engin abi. Rica ederim. Çok güzel şeyler. Esasen çok 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 konuşacak ama şimdi izleyenlerin süremiz de canını kısıtlı olduğu için sıkmayalım. Bu kadarına yer verebiliyoruz. Evet. Bunun ikincisini mutlaka yapacağız ama. Tamam. Evet. Ben teşekkür ediyorum size. Bu güzel bugün, program için beni davet ettiğiniz için. Silivri'mizin müzik elçisi, tarihi konusunda da Engin bilgisine, adı gibi Engin bilgisine şahit olduğumuz, şahitlik ettiğimiz Engin Erkuş'la birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür tekrar bir başka programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Tarih atıyoruz. Tamam. Bunu saklayacağız. Bugün ayın kaçı? Ayın kaçı? 18. 0. 9. 2020. Evet. Programımızın arşivine koyuyoruz.